zorlu bir yolu çıktık hamdolsun. Buraya geldik. Elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık yaranı "Lev ittehaztu halilen lettehaztu Ebu Bekir'in" diye buyurdu. Yani eğer ben bir dost edinmiş olsaydım dünyada Ebubekir'i dost edinirdim. "Velakinne Allah ittehazeni halila." Fakat Allah beni dost edindi diyor. Allah ile dost oldum diyor. Yoksa insanlardan birini dost edinseydim Ebubekir'i dost edinecektim. Peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh ile buraya çıkmışlar. Görüyorsunuz ne kadar zorlu bir yer. Şimdi seyrederken kalbime geldi, bir zannedersem buradan son olarak da bir Kabe'yi seyretmek için herhalde burayı bu kadar yükseği tercih etmişler yani. Kabe'ye olan hasretleri olacak çünkü uzun seneler gelemeyeceklerini bildikleri için. Şimdi orada tabii büyük binaları görüyorsunuz. Eskiden onlar yoktu. Buradan çok rahat Kabe-i Muazzama görülebilir yani. Buraya geldikleri zaman yani zahiri anlatılan meseleleri zaten hepiniz biliyorsunuz. Peşlerinden müşrikler geldiler. O yukarıdaki mağaranın içerisine saklandılar. Ondan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala müşriklerin peygamberi zişanı görmesinden endişe ettiği zaman işte o mübarek ayetler indi Allah katından Celle Celaluhu. "La tahzan innallaha ma'ana." Peygamberi zişanın Hazreti Ebubekir'i teskin etmek için söylediği sözleri Allahu Teala ayet olarak indirdi. "Üzülme. La tahzan. Allah bizimle birlikte." Celle Celaluhu. "Ma zannuke bitneyni thalithuhum Allah." Bir iki kişi ki onların üçüncüsü Allah'tır. Senin onlar hakkında ne gibi bir sıkıntıya düşüşün var ya Ebubekir? Allah bizimledir yani. Ne sorun olacak bundan sonra? Fakat hakiki olarak yani manevi olarak onların buraya çıkmasının asli sebebi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala ana şeyhimiz hazretlerine buyurduğu gibi Nakşibendi tarikatının piridir biliyorsunuz. Ebubekir Sıddık radıyallahu teala. Bütün tarikatlar, diğer bütün tarikatlar Hazreti Ali'den gelir. Sadece Nakşibendi tarikatı Hazreti Ebubekir Sıddık'tandır radıyallahu teala. Burada baş başa kalışlarının asli sebebi budur diyor şeyhimiz hazretleri. Burada Nakşibendi tarikatının bütün esrarını Ebubekir Sıddık radıyallahu teala anha birebir Resul-i Ekrem vermiştir. Allah katından izin geldi, Peygamberi Zişan da ona verdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Peygamberi Zişan buraya çıkmışlar. Burada o ilahi sırları nakil için burayı tercih etmişler. Biz buraya çıkarken ne kadar zorlandık. Bir de onların peşlerinden gelen müşrikler var. Onlar da buraya çıkmışlar. Yani burada çok büyük ibretler var aslında. Şeytan insanı kandırıp neler yaptırıyor. Yani biz şu an Müslümanlığımızı biraz tartmamız lazım. Biz Müslümanız elhamdülillah. Hak dinin mensuplarıyız. O dinde gayretle hizmet etmeye çalışacağız ya hani. Yani şuraya ikinci kez bize çık deseler mümkün değil. Yarın çıkamayız yani, zorlanırız. Bu müşrikler Peygamberi Zişan'ı öldürme niyetine girmişler. Davaları batıl, dinleri yok. Ama o batıl dava onlara öyle bir gaz vermiş ki tabiri caizse buraya hiç çekinmeden çıkmışlar yani. Biz de Müslümanlar olarak İslam'ı yaşarken önümüze zorlu yollar çıktığında hani Resul-i Ekrem'in böyle yerlere, böyle çöllerden gidip yolculuk etmesinden de öte bir müşriğin hiçbir dayanağı olmadığı halde sırf kininden bir peygamberi öldürmek için nasıl yolları teptiğini biraz tefekkür edip de Allah için bir yolları tepmemiz lazım yani. Hayat sahasında da burada elhamdülillah Allah kuvvet verdi, çıktık buraya. Buraya çıkmak yani bedenen zor olsa da geçici basit bir mevzu. Asıl mesele nedir? Nefsin önümüze çıkartmış olduğu bütün engebeleri aşabilmek. O engebeleri aşarken nefis bizi zorladığı zaman her daim bu noktayı hatırlayalım yani. Resul-i Ekrem'i öldürmek için peşinden kovalayan o kafirler kadar olamıyor muyuz diye nefsimize bir soralım. Olamıyor muyuz yani? O Allah yolunda giderken bize zor gelen bir takım şeyler oluyor ya hani. Şeytan karşımıza çıkarıyor. Zorlanıyoruz. Ya bugün yapmayayım, sabah namazını cemaatine bugün gitmeyeyim.
diyor ya hani bazen. Veyahut da bugün sabah namazına kalkmayayım diyor yani. O vakit sıcak yataklarını bırakıp sırf kininden dolayı keyfini terk eden bu müşrikleri de hatırlayalım. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. İslam garip başladı, garip bitecek dedi Peygamber Zişan. İnnel İslam'a bede'e gariben ve seya'udu gariben. Garip başladı, garip bitecek. Bugün garip halde, o gün de garip haldeydi. Çok benziyoruz onun için. O hal bu hal. Yapmamız gereken ne? Onları örnek alıp onların yolunda yürümek. Allah'ın izniyle. Gayret kuldan, takdir Hazreti Mevla'dan Celle Celaluhu. Onlar gibi gayretli olalım. Onlar gibi aşk-ı şevk ile donanalım. Allah Subhanahu ve Teala bizi de maksadımıza erdirsin. Amin. Celle Celaluhu. Bedenimizi bu yüksek noktalara taşıdığımız gibi inşallah kalbimizi de taşıyalım. İnşallah. Yüksek ahlaklara, güzel ahlaklara taşıyalım. Sabır ehli olalım. Sekinet ehli olalım. İhlaslı olalım. Bu güzel ahlakları barındırırsak inşallah o vakit ilahi aşka doğru yol alabiliriz. Yoksa sabırsız olursak, cimri olursak, riyakar olursak o noktalarda ilerleme ihtimalimiz olmaz. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Biz Nakşibendi tarikatının mensuplarıyız. Tarikat mensubu olsak da olmasak da o kutlu peygamberin ümmetiyiz. İnşallah onun yolcusuyuz. Bu noktaya da çıktık. O ilahi sırlardan kalbimize indirmesini temenni ederiz. Her daim, her gün, her an biraz daha Allah'a yakın olmayı, ondan gelen hikmetlerle kalbimizi doldurmayı ve hiçbir zamanda mutmain, yani doymamayı Allah bize nasip eylesin. Celle Celaluhu.